Bir önceki videoda ideal gaz denklemi hakkında konuşmuştuk. Hemen hatırlayalım. Basınç çarpı hacmin elimizdeki molekül sayısı çarpı bir sabit çarpı sıcaklığa eşit olduğunu söylemiştik. Buraya kadar her şey gayet güzel. Umarım bu formülün mantığını siz de kafanıza oturtmuşsunuzdur. Buradaki basınç hacmin tersinde olmalı. Zaten bu yüzden ikisini birbiriyle çarpıyoruz. Mesela hacmi alıp eşitliğin bu tarafına da geçirebiliriz ama basınç, sıcaklık ve toplam molekül sayısına doğru orantılı olmalı. Aslında bakarsanız burada önemli olan eşitliği bilmek değil, bunu kullanmayı öğrenmek. Bu yüzden gelin şimdi birkaç soru çözelim. Çünkü bilmek yetmiyor diyelim ki elimizde 2 litrelik bir kap var ya da bu içi hidrojen gazı dolu olan 2 litrelik bir balon olsun. Hidrojen bildiğiniz gibi diatomik bir molekül. Yani her bir molekül 2 hidrojen içeriyor. Burada bir de 30 derece Celsius sıcaklıkta olduğumuzu varsayalım. Farklı bir renkle yazayım. 30 derece Celsius. Bir de balonun etrafındaki basıncın 2 atmosfer olduğunu biliyoruz. Burada eksik olan ne? Kaç mol hidrojene sahibim onu bilmiyorum ve bulmak istiyorum. Yazalım. Kaç mol hidrojen? Yapmamız gereken tabii ki ideal gaz denklemini kullanmak. Bize verilen değerlerdeki birimler litre ve atmosfer olduğuna göre doğru oran sabitini kullanmamız gerekiyor. Yani basınç atmosfer olarak verilmiş. Aslında buraya bütün birimleri yazarsam sanırım daha rahat anlaşılacak. 2 atmosfer basınç çarpı hacim o da 2 litre eşittir ne? N de zaten bizim aradığımız molekül sayısı. Ama biz mol olarak bulmak istiyoruz. Buraya şimdilik sadece N yazalım. O zaman N çarpı R, R'nin ne olması gerektiğine biraz sonra döneceğiz, çarpı T. Burada T yerine hemen 30 derece yazmak istediniz değil mi? Sonuçta soruda bize sıcaklığın ne olduğu verilmişti. Fakat unutmamamız gereken şöyle bir şey var. Bunun gibi gazlarla ilgili bir problem çözerken ya da herhangi bir termodinamik sorusuyla karşılaştığımızda, hatta sıcaklık içeren küçücük bir hesaplama yapacak olursak bile sıcaklığı Kelvin'e çevirmeliyiz. Kelvin sadece farklı bir sıcaklık ölçüsü birimi. Mesela dünyada ulaşabileceğimiz en düşük sıcaklığı düşünelim ya da önce buraya bir sıcaklık ölçeği çizelim. Hatta iki tane. Biri Celsius, biri de Kelvin için olsun. Dünyada ulaşabileceğimiz en düşük sıcaklık derken esasında moleküllerin veya atomların kinetik enerjilerinin sıfır olmasından bahsediyoruz. Yani hareket etmeyip sabit durmaları gerekiyor. Celsius için düşünürsek bu sıcaklığın eksi 273,15 derece Celsius olması gerekiyor. Sıfır da buralarda bir yerde olmalı. 0 derece Celsius yani suyun donduğu sıcaklık. Sıcaklık ölçeğine bir de 100 derece Celsius'u yani suyun kaynadığı sıcaklığı ekleyelim. Bu şekilde bir Celsius sıcaklık ölçeğinin donma noktasına ve kaynama noktasına dayandığını görebilirsiniz. Şimdi bir de Kelvin sıcaklık ölçeğine bakalım. Elimizdekilerin bir tanesi 5 derecede bir tanesi de 10 derecede olsun. Celsius ölçeğine baktığımız zaman 10 derecelik olanın 5 derecelikten 2 kat daha fazla enerjisi varmış gibi düşünüyoruz. Sonuçta sıcaklığı 2 kat fazla ama bunu bir de mutlak sıfırı olan uzaklığına bakarak düşünmemiz gerekiyor Bunu çizmeyi de deneyelim 10 derece için uzaklık ortalama olarak bu kadar 5 derece için de aynı şekilde o da bu kadar diyebilirim Yani ikisini birbirine bölecek olursak 10 derece aslında 5 dereceye göre çok az bir artış içeriyor Dolayısıyla ondan 2 kat daha sıcak diyemeyiz işte zaten Kelvin sıcaklık ölçeği de bu yüzden ortaya çıkmış. Çünkü bu ölçekte mutlak sıfır, sıfır olarak belirtiliyor. Sıfır Kelvin. Bakın burası sıfır Kelvin. Demek ki sıfır Kelvin mutlak sıfır. Peki o zaman sıfır derece Celsius ne oluyor? Artış aynı gözüküyor. Aslında öyle gibi. Celsius'taki bir derece değişim, Kelvin'deki bir derece değişime eşit. Sadece biraz yerlerini değiştirmemiz, kaydırmamız gerekiyor. Yani burası artı 273 kelvin olacak. 5 derece artı 278 kelvin. 10 derece ise artı 283 kelvine eşit. Bu şekilde bakınca siz de 5 derece ile 10 derecenin çok da farklı olmadığını görebilirsiniz. Sonuç olarak eğer sıcaklığı Celsius'tan Kelvin'e çevirmek istiyorsanız tek yapmanız gereken 273 eklemek. O zaman 30 derece Celsius ne olmalı? Burası 5'ti, burası 10. Aslında bu ikisini yüzeye çok yakın çizmişim ama 30 daha buralarda bir yerde diyebiliriz. 30 derece Celsius 303 Kelvin olacak. Yani burası 303 Kelvin'e eşit. Artık sorumuza dönebiliriz. Sonuçta merak ettiğimiz şey bu sıcaklıktı. Artık denkleme 303 Kelvin'i yerleştirebiliriz. Şimdi yapmamız gereken burada kullanacağımız sabiti bulmak. Aslında ben önceden birkaç tanesini not etmiştim. Hatırlamamız gereken nokta bize verilen değerlerin birimlerinin atmosfer ve litre olması. Bu gördükleriniz R'nin birkaç değişik birimlerle yazılmış halleri. Bizim ilgilendiklerimiz atmosfer ve litre içerenler. Paydada hepsinde mol ve Kelvin var. Yani burası hep aynı olacak. O zaman bizim kullanmamız gereken sabit en alttaki R eşittir 0 0.82 litre atmosfer bölü mol Kelvin. Evet, bunu kullanacağız. Hatta bence artık denklemi de en baştan yazalım. 2 atmosfer çarpı 2 litre eşittir. N çarpı 0,082 litre atmosfer bölü mol kelvin. Çarpı 303 kelvin. Öncelikle birimler uygun mu diye bir kontrol edelim. Bildiğiniz gibi boyut analizi yaparken birimleri her zaman için sayı gibi düşünebilirsiniz. Mesela eşitliğin iki tarafını da atmosferle bölerseniz atmosferler birbirini götürür. Litre ile bölerseniz litreler de birbirini götürür. Paydada kelvin var. Ama buradaki paydada da kelvin olduğuna göre bu ikisi de birbirini götürür. Bu şekilde 2 çarpı 2 eşittir. N çarpı 0,082 çarpı 303. Yani burada elimizde sadece bölü mol kaldı. Bir bölü mol de yazalım. Neyi bulmak için eşitliğin iki tarafını da bütün bu şeylerle bölmemiz gerekiyor. 2 çarpı 2 eşittir 4. 4 bölü 0,082 bölü 303. Gördüğünüz gibi tek yaptığım buradakileri alıp sol tarafa geçirmek oldu. Böylece iki tarafı da 10'a bölmüş oluyorum. Bölü mol demek de aslında molle çarpmakla aynı şey. Bu güzel oldu. Birimlerimiz uygunmuş. Ayrıca bu şekilde neyi de istediğimiz gibi mol cinsinden bulacağız. O zaman hesap makinesi bu işlemi yapabiliriz. 4 bölü 0.82 bölü 303. 0,16'ya eşit. Ama biz bunu 0,2'ye yuvarlayacağız. Çünkü virgülden sonra gelen tek bir ondalık sayıya ihtiyacımız var. Demek ki elimizde 0,2 mol H2 var. Burada bulduğumuz yani bu hesapladığımız şey hidrojen moleküllerinin mol sayısı. Eğer net bir sayı isteseydim bunu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarpmam gerekiyordu. Bu şekilde molekül sayısını elde etmiş olurduk. Aslında buradaki hidrojenlerin kütlesini de merak etmiş olabilirsiniz. Öyleyse öncelikle 1 mol hidrojenin kütlesinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. 1 mol hidrojenin kütlesi. 1 hidrojenin kütlesi 1 atomik kütle birimi. 2 hidrojenin yani moleküler hidrojenin kütlesi ise 2 atomik kütle birimi. 1 molü ise 2 gram. Soruda mol sayımızsa 0,2. Yani bunu grama çevirmek istersek elde edeceğimiz değer 0,4 gram olur. Yaptığım şey 0,2'yi 2 ile çarpmaktı. Çünkü her molün 2 gram olduğunu söylemiştik. Neyse. Bu tarz bir sürü daha problem çözeceğimizi düşünüyorum. Hesaplamalar oldukça kolay. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta doğru birimleri kullanmak. Mesela başka bir soruda litre yerine metreküp kullanılmış ya da atmosfer yerine kilopascal kullanılmış olabilir. Sonraki videolarda değişik birimlerin kullanıldığı farklı örnekler çözmeye çalışarak hepsine aşina olmanızı sağlamaya çalışacağım. Böylece siz de sabitleri kolayca seçebileceksiniz.